şey söz konusu değil. Bu bir taktik, bu bir tuzak. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Özgür Bey'in yaptığı bu girişiminde doğru olmadığını değerlendiriyorum. Peki bu nasıl tuzağa düşüldü? Aslında bu çok tartışılıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden çok tartışılıyor. Evet, bu hani sizler uzmanısınız ama biz de hani gazeteci gözüyle baktığımızda, bizi de geçin, sokaktaki insanların da aslında tepkileri oluyor. Çünkü normalleştirmeyi gerektirecek bir iklim yok. Öyle buna uygun bir zemin de yokken böyle adı normalleşme olan, ne olduğu belli olmayan bir süreç var açıkçası. Onunla da alakalı fikirlerinizi merak ediyorum. Kısaca onu söyleyeyim. Bakınız, bugün Türkiye'nin anormal duruma gelmesinin, kutuplaşmasının, gerginliğinin nedeni iki taraflı tırmanma değil. Sadece iktidar kanadından kaynaklanıyor. Normalleşecekse elini kolunu tutan mı var? Normalleşsin. Onun için bu bir tuzak. Niçin? Seçimi kaybetti ve kaybediş rotasına girdi. Bunu durdurabilmek için ve seçimi kaybetmesinin de birinci nedeni ne? Ekonomik iflas var. Halkın iktidara karşı bir öfkesi var. Şimdi bu öfkeyi durdurabilmek için, dindirebilmek için, sönümlendirebilmek için bu tür girişimler yapılıyor. Bence Özgür Bey büyük hata yaptı. Yani iktidara can simidi oldu, hayat öpücüğü oldu. Çünkü bu öfke zaman içinde sönümlenir. Neye ihtiyaç var? Erken seçime ihtiyaç var. Artık bu iktidar Türkiye'yi yönetemez, ekonomiyi düzeltemez. Şimdi konumuz hukuk. Bakınız, ekonomi konusunda yapılacak hamlelerle Türkiye'nin ekonomisi düzelmez ki. Hukukun olmadığı bir yerde ekonomi düzelmez. Şimdi Kobani davası, ilikleri ne kadar siyasi bir karar. Şimdi nasıl bir iklimde alınıyor bu? Anayasayı sallamayan, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan, uygulamayan yargıca kol kanat geren, yetkili yerlere atanmasını sağlayan, bakınız böyle bir iklimde bu karar neşet etti. Hani şöyle diyebilirsiniz, yani Türkiye'de geçmişte de hukukun üzerinde, adaletin üzerinde bazı gölgeler vardı. Evet, olabilir. Kusursuz bir demokrasimiz yoktu. Hukuk ve adalet belki mükemmel değildi ama şöyle söyleyeyim, askeri darbe dönemlerinde bile bu kadar kötü değildi, biliyor musunuz? Bugün bu konuda dünyada açıklanan hukuki kriterler var. Türkiye en sonlarda geziyor. Şimdi Fatih Bey'in demin söylediklerine tabii ki katılıyorum. Şimdi neden şikayet ediyorsunuz? Terör devleti işte o bölgeye PYD, YPG hakim oldu. Onun sorumlusu sensin. Sen eğer Büyük Orta Doğu projesine eş başkanlık yapmasaydın, Arap Baharı'nı ayağına gelen bir şans olarak görmeseydin, Türkiye'yi güneye doğru büyütebileceğini sanmasaydın, bunlar başımıza gelmeyecekti ki. İster istemez Beşar siklet merkezi oluşturabilmek için kuzeyden çekildi. O bölgeye senin istemediğin unsurlar egemen oldu. Bir de Kobani'ye ne diyorsun? Değil mi? Kalkışma, isyan. Peki haklısın diyelim. Sen onlarla Dolmabahçe'de mutabakat metni imzalamadın mı? He? Yani bunu kabul edebilmek mümkün değil. Şimdi Demirtaş, eğer seni Cumhurbaşkanı yapmayacağız demeseydi bunlar başına gelecek miydi? Bir de sen açılımlar yapıyorsun. Hem de açılım yapmaya, ne bileyim, terör örgütüyle ne yapılır? Mücadele edilir, müzakere edilmez. Hani Türkiye'nin çıkarları için, güvenliği için, iç barışı için bazı hamleler yapılabilir mi? Yapılabilir. Peki bu konuda meclisten yetki aldın mı? Hayır. Bakın, meclisten yetki almadan sen teröristlerle ne yaptın? Müzakere ettin, mücadele etmedin. Askere ve polise mücadele etme diye emir verdin. Biliyorsunuz bunun anayasal arka planı da yok. Böyle emir veremezsin. İşte terörün başının
kardeşini televizyonlara çıkardın. Ama ne zaman gördün ki sana bu bir şey kazandırmıyor, seçim kaybettiriyor. Şimdi tersine döndürmeye çalışıyorsun. Onun için gerçekten bunu kabul edebilmek mümkün değil. Türkiye gerçekten normalleşmeye ihtiyaç var. İç barışının tesisine ihtiyaç var. Hani bu ne biliyor musunuz? O kanatta, hadi adını da verelim, DEM Parti içinde aşırılar, radikaller, Türkiye'nin dışında çözüm arayanlar var mıdır? Vardır. Ama o partinin içinde ılımlılar da var. O partinin içinde Türkiye'nin partisi olmaya çalışanlar da var. Eğer böyle yaptığın takdirde ne oluyor biliyor musunuz? Orada radikalleri konsolide ediyorsun. Ilımların kaybetmesine neden oluyorsun. Ve zaman içinde onlar da ne yapıyor? Ilımlılar da bir şekilde söylem değiştirmek zorunda kalıyor. Tekrar sözlerimi bağlamak istiyorum. Bu karar iliklerine kadar siyasidir. Türkiye'nin iç barışına hizmet etmez. Zaten gelişmelerden göreceğiz. Eğer iktidar kaybetmiyor olmasaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Ve özellikle Suriye coğrafyası için kuzeyde, bakın biz o bölgeye 4 kere askeri harekat yaptık değil mi? Hala istediğimiz sonucu alamadık. Hala yeni harekatlar peşinde koşuyoruz. Eğer biz Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığına soyunmasaydık, yanlış işler yapmasaydık, güneye doğru büyüyebileceğimiz sanına kapılmasaydık, bunların hiçbirisi başımıza gelmeyecekti biliyor musunuz? Evet. Biz o eğit donat, bir de hani 2010, ben bu söylediklerimi 2012'de söyledim biliyor musunuz? Hem de Şam'dan söyledim. O bölgede Türkiye'nin, iktidarın yanlış işler yaptığını, bir şekilde o ülkeyi bölebilmek için Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığının Türkiye için bir anlamda intihar olduğunu o zamanlar anlatmaya çalıştık. Ama görüyorsunuz sadece o coğrafyadan 4,5 milyon sığınmacı var. Tüm coğrafyalardan 15 milyon var. Türkiye için bu en büyük bir numaralı güvenlik sorunu, iç barış sorunu, ama bu farkındalığa sahip değil. Hatta bunları anlattığımızda iktidar şöyle düşünüyor. Ya bunlar boş konuşuyor diyor. Çünkü çağ dışı siyasi hedefleri için o sığınmacıları ulus devlet yapısını bozabilmek için, ulus kimliğimizi dağıtabilmek için bir şans olarak görüyor. Türkiye bilinmezliklere doğru, öngörülemez bir rotada ne yazık ki mesafe kat ediliyor. Bakın, bu parti karşı devrim sürecini yaşatıyor Türkiye'ye. Türkiye'yi çağ dışı bir orta çağ düzenine doğru eviriyor. Bununla normalleşilmez biliyor musunuz? Mücadele edilir. Ama ne yazık ki belki de Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bazı liderlik endişeleri, özellikle Cumhurbaşkanlığında farklı farklı adaylar belirebilme durumları yüzünden, yani iç endişeler yüzünden bu yanlışı yapıyoruz. Hatta MHP ile de görüşüldü. Ya soruyorum, ne görüştün ki? Neyi konuştun? Yani Sinan Ateş konusunu konuştun mu? Hatta şimdi bir de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ile Özgür Özel arasında bir ağız dalaşı da var. Birbirlerine sorular sordular. Birazdan onu da konuşacağız aslında. Tam bir söz daha söyleyeyim tabii o zaman. Tabii tabii, yok zaten 3 dakika sonra araya gideceğiz. 3 dakika süremiz var, buyurun. Erdoğan'a görüşmeye gidiyorsun. Normalleşme adına değil mi? Diyorsun ki Türkiye'nin sorunlarını ona söyleyeceğiz. Tedbir alınmasını söyleyeceksiniz. Bir dosya hazırlıyorsunuz. Bugün Türkiye'nin açık ara bir numaralı sorunu, 15 milyon sığınmacı var ülkemizde. Bu var ya, Türkiye'nin en büyük güvenlik ve beka sorunu. Bunu niçin söylemiyorsun Erdoğan'a? Yani niçin? Niçin biliyor musunuz? Çünkü AB ve ABD o insanların Türkiye'de kalmasına devam etmemizi istiyor. Ve destek de veriyorlar. Evet, o zaman sorarım ben. Yani dış güçlerin bir şekilde endişesine maruz kalmamak için mi bunu ifade etmiyorsun, dile getirmiyorsun? Yani üzücü.
Gerçekten yani destek ve veriyor olmaları, para akıtsalar dahi ileride sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'ye verecekleri zarar hiçbir şeyle ölçülür derecede değil. O desteği de şöyle ifade edeyim. Çünkü Türkiye'de bir şekilde bugün Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarın dış dinamiklerin desteğiyle buralara geldiğinin bilincinde olduğu için alternatif yaratırken de sanırım Türkiye'de bazı çevreler ABD'yi ve AB'yi karşısına almayıp desteğini alabilmek için onların bu hedeflerine hizmet eder gözükmek istiyorlar. Hiç değilse rahatsız etmemeyi planlıyorlar diye düşünüyorum, bilmiyorum. Diğer konuşmacılar nasıl yani? Yani altyapısında bazı endişeler var diyorsunuz. Şimdi çok az süremiz kaldı. Arkadaşlar verebiliyor muyum ara? Peki araya gidelim. Daha sonra bu normalleşme...